Şimdi Nuri Sevgen'e hemen günaydın diyelim. Peki. Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen bizlerle birlikte. Merhabalar Nuri Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın. Şimdi Nuri Bey, isterseniz ilk bir Borsa İstanbul'la başlayalım. İzleyicilerimiz de heyecanla bekliyorlar yorumlarınızı. Şimdi 3. çeyrek bilanço dönemi Aselsan'la da başladı. Cirosu 60,7 milyar lira olmuş. Şişecam'dan hisse geri alım açıklaması vardı. Hem işin o tarafına da biraz değinelim dilerseniz. Öte yandan haftayı da ortaladık. Haber akışları Borsa İstanbul nasıl etkiler? Bugüne dair beklentiniz nedir? Şimdi dışarıdan başlayayım, içeri doğru geleyim. Dışarıda özellikle Amerika tarafında bir satış dalgası vardı. Burada da özellikle Hollanda merkezli bir teknoloji firmasının çip üretimiyle ilgili talep yönünde ilginin azalacağına dair özetle söylüyorum. Bir haberi %15'in üzerine bir satış getirdi hisseye. Bu da doğal olarak Nasdaq'ta önemli satışa neden oldu. Bugün Asya borsalarında da bu miktar satış var. Bu haber Avrupa borsalarını çok etkilemiş çünkü akşam saatlerinde geldi, Amerika'yı etkiledi. Muhtemelen Avrupa piyasasına da biraz etkili olacak bu haber çip ve teknoloji tarafında. Bununla birlikte o tarafta bu sabah itibariyle hafif gene satışlar var. Asya tarafı bir miktar satıcılı. İçeride ise dün aslında iyi bir kapanış yaptık. 8.700 seviyesini önemsiyorduk. Onun altına bir sarkma oldu ama tekrar üzerinde kapatmayı başardı. Bu olumlu bir gelişme. İşlem hacminde de önemli bir artış var. Genel itibariyle güzel bir kapanış, güzel bir hacim. Bugün de devam etmesini beklediğimiz bir gün normal şartlarda. Ama artık normal olmamaya başladı. O yüzden bugün tam tersi olabilir maalesef. Hani burası, yani bu bir Amerikan borsu veya Avrupa borsası olsaydı bugünkü hareketin ya da bundan 5 sene önceki bir borsa olsaydı bugünkü hareketin arkasından devamının geleceğini söylerdim. Ama maalesef likiditenin çok azaldığı bir borsamız olduğu için de bir şey söylemek çok zor. O yüzden de hareketler çok gereksiz panik ve likiditenin azlığı sebebiyle çok derin düşüşler ve yükselişler şeklinde kendini gösterebiliyor. Aslında düşüşler daha derin oluyor, yükselişler biraz daha küçük olmaya başladı. Çünkü kredi maliyetleri de burada etkili. Bugün ne olur noktasında 8.700 seviyesi artık önemli destek olmuş gibi görünüyor. Bu sefer bakacağız, 9.000 seviyesi üzerine atacak mı atamayacak mı ona bakacağız. Sonra 9.200, 9.400 gibi önemli dirençlerimiz var. Hep söylüyorum, yani burada dibi bulmak mümkün değil. Dip diyemeyeceğimiz, yani dip olabilecek bir seviyede. Çünkü Aselsan'ın bilançosu da gerçekten umut verici bir bilanço oldu. Üçüncü çeyrek bilançolarında bu noktada iyi gelme olasılığı da var. Tabii bir şey de söylemek lazım. Şimdi bir şirketin ya da bir şirkete yatırım yaparken şirketin önümüzdeki dönemde kar beklentisini ve kar payı beklentisini, yani bir şirkete ortak olduğunu düşünün. Bırakın hisseni de almayı. Şirkete ortak olmanın amacı nedir? Şirketin karlarından pay elde etmektir. Paydaş olmaktır. Bu noktada biz enflasyon muhasebesinin karmaşasıyla şirkette ne kadar kâra çıkacağını bilemediğim bir noktadayız her şeyden önce. Bu doğal olarak senedi yatırımlarını da etkiliyor ve bununla ilgili spekülasyonları da etkiliyor. Ama üçüncü çeyrek bilançosunun Aselsan'la beraber en azından umut verici olması önümüzdeki günlerde gelecek olan bilançolarla birlikte moralleri arttırabilir düşüncesindeyim. Ama dediğim gibi dün ilk hareketti, bu hareketin devamı gelecek mi onu görmek lazım. O yüzden genel itibarla grafiğe baktığınızda bu harekette bugünün devamıyla 9.000 üzerine atmasını bekliyorum. Olmazsa 8.700 desteği tutacak mı onu tekrar kontrol edeceğiz. Şimdi Nuri Bey, siz yurt dışı ile başladınız belki ama ben tekrar dönmek istiyorum o mevzuya. Tabii. Hatta biraz sizden de ilham alarak bugünkü anketi böyle uluslararası piyasalarda yatırımınız var mı diye izleyenlerimize sormak istedik. Yani şimdi bakıyorum mesela %70'i izleyenlerimizin, oy verenlerin daha doğrusu %70'i uluslararası tarafta yatırımım yok demiş. Olanların da %28'i ABD tarafında yatırımı olan izleyicilerimiz. Şimdi dün ABD'ye baktığımız zaman bilançolar vardı, yine Goldman ve BofA'dan bilançolar geldi. Öte yandan Apple rekor hisse seviyesine, hisse değerine ulaştı. Ama Avrupa'ya baktığımız zaman Almanya'da da DAX endeksi tarihi rekor kırdı. Yani şimdi yurt dışında neler olup bitiyor? Hani bu %28'lik kısım ABD'de yatırım yaparken neler söylersiniz? Eminim merak ediyorlardır izleyicilerimiz de. Ya orası bence çok daha geniş bir market, öyle diyeyim ben size. Yani market raflarında çok fazla ürün var. Ve pek çok sektörde Türkiye'den daha ucuz hisse senetleri var. Yani havacılık sektörünü tek tek isim vermeyeceğim veya otomotiv sektöründe, enerji sektöründe pek çok hisse senedi bulabiliyorsunuz. Hisse senedinin yanında bu hisse senetlerini ya da grupların üzerine, yani teknoloji üzerine, atıyorum işte bilişim üzerine, İşte otomotiv üzerine yapılmış borsa yatırım fonları var.
Ve bazı fonların her ay, hatta bazı fonlar her hafta Amerika'da, her hafta temettü veriyor. Garip değil mi? Türkiye'de şimdi Evet. bilmiyoruz. Ama her hafta temettü veren fonlar var. Çünkü bu fonlar içinde opsiyonlarla stratejiler yapıyor. Ve bu fonların yapıları hiç geri aldığı hisse senetleri değil de. Mesela atıyorum Magnificent Seven'da 8 oldu gerçi ama Muhteşem 8'i de olan o Amerikan hisselerinin hisselerini almayıp bunun üzerine opsiyon stratejisi yapan fonlar var. Onları yatırdıkları gelirleri doğal olarak her ay hatta her hafta temettü olarak verebilenler var. Veya ne bileyim covered call fonlar dediğimiz fonlar var. Yani bunlar da ne yapıyor? İlgili bir fonu ya da hisseni alıyor. Onun üzerine call opsiyonu satarak, o call opsiyondan, at the money'den call opsiyonu satarak elde ettiği geliri her ay temettü olarak veriyor gibi bir sürü enstrüman var. O yüzden yatırım yapmak çok kolay. Yani biz yatırım finansmanı olarak 100'ün üzerindeki markette 30'a yakın ülkede işlem yaptırabiliyoruz online. Ve bunun içinde Londra Metal Borsası da var ki orada online olmaz işlemler genelde. Telefonla olur. O da dahil buna. O yüzden doğal olarak işlemler yapmak çok kolay. Bir tuşla yapmak çok kolay. Tek sorun ne? Bir, ben İngilizce bilmiyorum. İki, oradaki enstrümanların yapısını bilmiyorum. Burada da önemli olan destek alabilmek. Burada destek de zaten bizim ekibimiz veriyor. Yani bu işlemi yapan diğer aracı kurumlarda veriyorlardır eminim de. Ben sadece kendiminkini bildiğim için daha net söyleyebiliyorum. O yüzden yatırımcıların bunu yapması kolay. Bir de bir avantajı daha var. Türk lirası dolar karşısında uzun süredir sabit gittiği için ve yatırımcılar da dolar artık düşmeyecek, yükselmese bile düşmeyecek inancı olduğu için ha TL ile yatırım yapmışım ha öyle yatırım yapmışım noktasında bir durum da oluyor. Dezavantajı, bunu da söylemek lazım, en önemli dezavantajı burada yaptığınız karın beyanını yapmanız gerekiyor. Yani burada bizdeki gibi senetlerinde stopaj sıfır değil. Orada stopaj da kesilmiyor zaten. Sadece temettüler üzerinden Amerika'da otomatik bir stopaj kesintisi var. Onun dışında yaptığınız bir kar elde ettiyseniz bu karı beyan etmeniz gerekiyor. Bu beyanda da biz aracılık ettiğimiz için bizim bir işimiz yok. Onu kendisinin yatırımcının gelir vergisi beyanı belirtmesi gerekiyor. O yüzden yatırımcılar yurt dışı piyasaları o yüzden biraz soğuk davranıyorlar. Bu beyanla ilgili de tabii bizden destek bulamıyorlar çünkü vergiyle ilgili yapılacak her analiz ya da yorum sizi de bağlıyor hukuken. O yüzden biz sadece bu konuda uzman insanları tavsiye edebiliyoruz. Beyan konusunda. Ama bir beyan hukuken zorunluluk var. İşte insanlar da buradan çekiniyor. Yani kar ederim bunu beyan etmek ne kadar vergi çıkar ne olur. Dediğim gibi bu uzmanlık konusu. Ama çok da karmaşık bir şey değil onu biliyorum yani. Bunu yapan pek çok yatırımcımız var ve buradan dolayı da bir şikayetler olmadı. Evet, aslında yurt dışına döndüm ama yarın siz olmayacaksınız. O yüzden faizle alakalı da aslında hem beklentiniz hem de nasıl etkiler diye de bir sormak isterim önceden. Türkiye Cumhuriyet Merkez Evet. Bankası'nın yarın faizlerde değişiklik yapacağını sanmıyorum. Ama burada çok önemli bir detay var. Faizler zaten düşüyor. Berfin Hanım, yani mesela baktığınız zaman gecelik olarak Merkez Bankası'nın fonlamasını takip ediyorum ben. Her gün bunu söylüyorum. Dün 400 milyara yakın, 390 civarında bugün 460 milyar TL'ye çıkmış bu rakam. 460 milyar TL gecelik olarak bankalar götürüp paralarını Merkez Bankası'na veriyorlar. Bu da TL refi bir miktar düşürüyor. Daha fazla düşebilirdi bu rakama göre çünkü daha önce düşmüştü. Bunun da sebebi muhtemelen Takasbank para piyasasında bir miktar likitte sıkıntısı var. O da aracı kurumlar en çok burayı kullandıkları için. Oradaki likitte sıkıntısı faizi yukarı çektiği için bir miktar 48'lerde oluşuyor TL refi. Yani 48'i baz alırsanız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 200 bas puan zaten indirmiş durumda. Merkez Bankası son PPK toplantısından sonra açıkladığı toplantı raporunda zaten likiditenin çekileceğine dair vurgusunu biraz daha yumuşattı. Muhtemelen bu toplantıda bu yumuşamanın devamını bekliyoruz ki görüntü öyle. Çünkü likiditeyi çekmiyor. Bu likidite de ortada kaldığı sürece faizler zaten düşük. Yani faizi düşürmeden piyasada faizler düşmüş durumda. O yüzden Merkez Bankası faiz düşürür mü demeye gerek yok. Faiz zaten düşük. Zaten. 50 değil şu anda faiz. Yani doğal olarak referans faiz dünyada öyledir. Yani referans faiz Merkez Bankası'nın faizidir. Doğru. Ama likiditeyi serbest bırakırsanız siz o referans faiz dediğiniz şeyi de bir açıklamak lazım. Merkez bankaları ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her hafta repo faizi yapıyor. İşte repo ihalesi yapıyor. Repo ihalesinde kullandığı faiz oranıdır %50. Bu ihalede siz kullandığınız rakam atıyorum 50 milyar TL ise 400 milyar TL'ye yakın zaten piyasada zaten fiyatlanıyor. Doğal olarak o da faizleri aşağı düşürüyor. Yani likitte bolluğu var burada. Likiditeyi çekmezseniz, parayı stabilize etmezseniz bu para doğal olarak bir sıkıntı yaratır. Tabii şu anda kontrol Merkez Bankası olduğu için sıkıntı yaratmıyor ama
biz geçmişlerde işte üniversite verdiğim derslerde kriz derslerinde özellikle 94 krizini hep örnek olarak veririz. Merkez Bankası o dönemdeki hazine yönetimi faizleri düşürmeye çalıştığı için piyasadaki likit de doğal olarak önce borsayı sonra da dövizi bulmuştu ve piyasada bankalarda açık pozisyon olduğu için büyük bir dalga yaratmıştı bu. Sistemik bir risk yaratmıştı. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil tabii ki. Yani sadece ama orada öğrenilen çok önemli bir gerçek vardır. Piyasada fazla likitte bırakmayacaksın. Kontrolsüz likitte yanlış yere sapabilir eğilimi vardır. O yüzden şu aşamada kontrollü de olsa ki kontrollü bence Merkez Bankası faizleri düşük tutuyor. Ve faiz indirimi bekleyenlere şunu diyorum, faiz zaten indi. Barış Esen'e miydi? Evet. Bu Barış Esen o papyonu taktıracağım. O Merkez Bankası depo faizinden bahsediyor. O faiz gelecek seneden önce inmeyecek. Peki ben bu savaşa Evet. girmiyorum. Çok teşekkür ediyorum Nuri Bey, Ben kıymetli teşekkür ederim. katkılarınız için. Sizinle haftaya görüşeceğiz. İnşallah. İyi yayınlar Peki, diliyorum. Çok çok sağ olun. teşekkürler. Hoşça kalın.